değerli katılımcıları, hoş geldiniz. Evet, bugün de hayati bir konu var karşımızda. Başlığı gördüğünüz üzere nanotekstil ve akıllı giysiler. Hepimizin vazgeçemeyeceğimiz eşyalarımız, giysilerimiz. Ama gün geçtikçe giysilerimizin malzemeleri değişiyor. Eskiden ne güzel yüzler giyiyorduk, pamuklar giyiyorduk ama şimdi başka şeyler giyiyoruz. Giydiklerimiz akıllı mı, vücudumuza göre mi, değil mi? Ve yeni teknolojiler, nanoteknoloji ne sağlar bize? Organik kimyanın da konularından olan bu konuyu bize Çukurova Üniversitesi Fenedeliyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Emel Yıldız Hocam sunacak. Hepimiz merakla bekliyoruz. Acaba akıllı giysiler nasıl olacak? Bize nasıl katkı sağlayacaklar diye. Değerli fakültedaşımı ben kürsüye davet ediyorum. Her zamanki gibi hocamın sunumu sonrasında bize soru sormak için müsaade etmesini istirham ediyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler. Yayında yapacağımız için sesinizi almak istiyoruz. Sağolunuz. Şu an ses iyi geliyor diye düşünüyorum. Evet, merhabalar. Öncelikle Türkoloji Araştırmaları Merkezi Müdürü Hocamız, Deniz Hocamızı bana verdiği davetten dolayı öncelikle onun için teşekkür ediyorum. Sizlere de geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Evet, nano tekstil ve akıllı giysiler dediğimizde aslında neleri göreceğiz? Tekstile geçmeden nano boyutta teknolojisi nedir? Öyleyse tekstildeki nano nedir? Üretim yöntemleri, kullanım alanları ve akıllı giysilerle sunumumu tamamlayacağım. Nano, Yunanca cüce anlamına geliyor. Bunu çoğumuz biliyoruz tabii. Çünkü uzun zamandır aslında hayatımızda olan kelimeler bunlar. Ama hiç bilmeyenler de aramızda olabilir şeklinde ortalama bir sunum hazırlamaya çalıştım. Bir ölçünün bir yarda biri, 10^-9 metre, 1 nanometre şeklinde ifade ediliyor. Boyutu çeşitli... Burada gördüğünüz farklı, birbirinden farklı materyallerle kıyaslamaya çalıştık. Suya baktığımızda böyle bir cetvelde 0.1 nanometreyi görürken temiz topuna kadar gittiğimizde 100 milyona ulaşıyoruz. Virüs hayatımızda pandemiden dolayı bunları baktığımız zaman 800 nanometre şeklinde görebiliyoruz. Şimdi nanoteknoloji dediğimizde aslında doğaya bakıyoruz. Doğa bize bazı çalışmalar için ilham veriyor. O açıdan bunun da neye aslında lotus bilgisi. Lotus bilgisi neden buna malzeme olmuş? Çünkü bakıyorlar ki üzerine damlayan işte ya da çiğ oluştuğu zaman yüzünün üzerinde bu su geçirgenliği sağlıyor. Yani lotusun yüzeyi suyu yüzeyde tutuyor. Böyle olunca araştırıyorlar ve diyorlar ki bunu tekstil materyallerine nasıl uygularız? Su geçirmezlik, leke tutmazlık, buruşmazlık şeklinde nanoteknolojiyi hayatımızın pek çok alanında görmemiz mümkün. Hatta antimikrobiyal çalışmalar, UV ışınlarından koruma ne kadar önemli. Son zamanlarda cilt kanserleri yine etrafımızda duyduğumuz haberlerde. Öyleyse düşünün, giydiğimiz kıyafetler bizi UV ışınlarından, güneşin zararlı ışınlarından koruyacak. Yanmazlık, güç tutuşluluk, diyelim ki itfaiye ne kadar yine önemli olacak. Ve daha iyi boyanabilirlik özellikleri sağlanabiliyor. Çok güzel döşemelerle evlerimizi döşüyoruz, iş yerlerimizi döşüyoruz. Elbette istemiyoruz ki onların üzerinde bir leke olsun. Açık renkleri sevdiğimizi düşünüp böyle bir döşeme yaptığımızda bütün bunları bulunan o tekstil çalışmaları ile yürütmek mümkün. Neden temizliğini
aloe vera elimizin ellerimize de yetiştirmeye çalıştığı, bildiğimiz gibi bazı yaralarda da direkt hemen kullandığımız, şimdi nemlendirme alanında kullandığımız bir doğa dostu bitki. Ve bununla ilgili yapılan çalışmalar şarşaflar üzerinde aloe vera endirilmeye çalışılıp bu şekilde satışlar yapılıyor. Veya yazlı zamanlarda böceklerle ilgili sıkıntılar yaşanabiliyor. Bunları saran, yani böceğin üzerimize konmasını engelleyen kimyasallarla bu tekstil materyallerin iyileştirmelere tabi tutuluyor. Düşünün ki selülitler hanımların büyük problemlerinden biri ve çoraplarla bunlar giderilebiliyor. Siz öyle bir çorap giyiyorsunuz ki işte kremi sürmüş gibi demek vücuda da tabii salınımlar söz konusu. Bunlar gerçekleştiriliyor. Baş ağrısını kesici bereler. Son zamanlarda yine baş ağrıları ile ilgili birazı da COVID'e bağlanıyor ama hele de bu COVID'i atlattıysanız baş ağrılarından çok konuşuyoruz. Bunu engelleyen bereler. Bereyi takıyorsunuz ve oradaki salınımla baş ağrısı geçiyor. Veya ter kokuları, adana, yağ, sıcak, bunu sağlayabilen gömlekler, çoraplar harika olacaktır. Tekstilde kullanımında nano dediğimiz zaman bu tür özelliklerden başka aslında renk değiştiren ürünleri de bu teknolojilerle yapmak mümkün. Tabii bunların isimleri değişecek, birazdan birkaç örnek de vereceğim. Diyelim ki vücuttaki sıcaklık değişti, tansiyonunuz çıktı, nabzınız hızlı atıyor. Bütün bu değişiklikleri hemen sensörlerle toplayarak iletilmesi gereken alanlara ileten bir teknolojiyi konuşuyoruz. İnternetle bağlantı kuruyor ve vücudunuzdaki işlevleri kontrol ettikten sonra ne tür bir ilaç salınımı gerçekleşecek bunu sağlıyor. Tekstil ve lif, nanolif bu anlamda işte yumuşaklık, mukavemet, incelik, bunlar tekstil materyallerinden beklediğimiz özellikler. Ve daha küçük boyutlarda bunlarla çalışmalar yapılabiliyorsa harika işler çıkartılabiliyor. Kafamızda bir görüntü olsun istediğimiz için burada bir iki şekil sizlerle paylaşacağım. Örneğin atoma baktığımızda 0.3 nanometre çapı konuştuğumuzda aşağı doğru ilgili kan hücrelerimiz 5.000 oluyor. İnsan saçı ise 20.000-30.000. Veya burada yine yün ile nanometre kadar gelen kısmı görüyorsunuz. Az önce dediğimiz hocamız işte yünlerden bahsetti, pamuklulardan. Evet, öncelikle kullanım alanları hala tabii ki devam ediyor ancak işte bunun renkler olan arasındaki ebat çap farklılığı gördüğünüz gibi. Polyester 13-30 mikronken kevlar mesela 29 kevlar 29 diye bir ibare. Çok kullanmışsınız. Polyester'i bilirsiniz. Tekstil ürünleri aldığınızda çevirip içerisindeki özelliklerini anlatır. İşte poliamid vardır, polyester vardır. Viskondur, ipektir. Anlatır içerisinde yüzde oranlarıyla bunları. Ama kevlar 29'dan birazcık küçük bahsetmek istiyorum. Çünkü bunlar zırh mesela halat yapımı gibi ya da yine yanmayı önleyecek giysilerin yapımı gibi tekstil materyallerinde tercih edilen bir ürün. Karbon kökenli tabii ki hem hafif olması hem de sağlam bir lif'e sahip olması nedeniyle bu çalışmalarda tercih ediliyor. Görüntüler saç dedik, mikrolif, nanolif, bunların arasındaki farklar, ortadaki gördüğünüz ışığı çalışmıyormuş ama şu en üstteki nanolifle saç telini görüyorsunuz, arasında bu kadar bir fark söz konusu. Endüstriyel uygulamalardaki çaplar değişebiliyor. Üretimlere baktığımızda bunların elektron çekim fibrilasyon şeklinde iki farklı üretimi söz konusu. Burada öncelikle elektrocekim, elektrosprint dediğimiz bir yöntem kullanılıyor. Polimer cüzeltisi reaktör içerisinden geçerek kırılacağı uçlarla gördüğünüz gibi kolektörde toplanarak bunlar elde ediliyor. Yine naylon 4-6 polimerlerinin buradaki 1.6 nanometrelik farklılığını gördüğümüz bir şekil. Yöntemin tabii ki avantaj
maliyetler açısından önemli ve basit bir düzenek olması tercih edilmesine neden oluyor. Proses parametrelerinde değişikliğe açık, dolayısıyla kesikli şekilde yönteme müdahale ederek farklı çalışmalar yaratılabilir o süreç içerisinde ve çok çeşitli olması. Fibrilasyon, selülozu görüyorsunuz aşağıda kimyasal yapısıyla beraber mikrofibrile kadar giden kısmı ince mikrodüzenekli yapılar fibrilasyon yöntemi şeklinde elde ediliyor. Kullanım alanları biyomedikal uygulamalar, tıbbi protez, doku, ilaç taşıma ki ilaç salınımı daha önceki haftalarda yine buradaydı. Çok güzel bir sunumdu gerçekten. Eda hocamız anlatmıştı. İlaç taşımayı da yine bu çalışmalarla sürdürmek mümkün. Cilt bakım ürünleri, az önce seçimlikten bahsetmiştik. Elektriksel ve optik uygulamalarda sensörler zaten hayatımızda, iş sağlığı güvenliği açısından da etrafımıza bakalım, çalıştığımız alanlara bakalım. Bunlar uyulması gereken kurallarda böylece bu sensörlerle de yardımımıza koşmuş olacak bu teknoloji. Bir tarım uygulamalarına kadar geliyoruz. Filtrasyon uygulamaları, uzay uygulamaları, güneş ve ışık panelleri, yine nanomikrelerin kullanıldığı alanlar, kompozitler, son zamanlarda yine kompoziti çok duyuyoruz. Yapılan araştırmalarda sağlık, enerji diyoruz. Bir diğeri ise kompozitler. Bunlarla yapılacak, hazırlanacak malzemelerde nanomikreler karşımıza çıkıyor. Birkaç resim görüyoruz. Bu şekilde üretilen kumaşlarda işte gördüğünüz gibi yağ iticilik, yine su iticilik bir ak görüyoruz. Akta eğer bu nanoteknoloji uygulandıysa suyu almıyor ama diğeri gördüğünüz gibi hemen emiyor. Aslında olay da şu gördüğümüz nokta dediği yüzeyle dikkat ederseniz arasında bir iticilik söz konusu oluyor ve bu şekilde suyu veya işte yağ iticiyse yağı ortamdan uzaklaştırmış oluyor. Burada da aydınlatma özelliğine sahip bir kumaş görüyoruz. Işıklı bir kumaş. Bu tip nasıl söyleyeyim istenilen alanlarda bir hazırlık yapılacak. İşte ne olabilir? Düğünler olabilir veya kutlamalarla ilgili alanlar. Buralarda belki bu tür kumaşlara ihtiyaç hissediliyor. İlaç salınımını konuşmuştuk. Burada ilaç yüklü bir bilgisayar nanometri görünüyor. Yani teslim materyalinin içine bu ilaç emdirilmiş, absorbe edilmiş ve sonrasında bereden bahsetmiştik. Ne yapıyor? İşte orada ağrıyı hissettiğimiz anda çünkü vücudu kontrol ediyor değişimlerle ve ilacı ortama vererek sizin bu işten kurtulmanızı sağlıyor. Bitki korumada nanomikre görmek mümkün ve en önemlisi tıbbi malzemelerin hazırlanmasında yara örtüsü. Bunlar için de bunları kullanabiliyoruz. Teknolojinin gelişmesiyle teknik tekstilin üretiminde nanomikrenin yaygınlaştığını ve bunların bir diğer noktasının ise sağlığı konuşuyorsak eğer aslında acaba riskleri var mı? Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Çünkü nasıl boyuttan bahsediyoruz? Bunlar hücrelere kadar girebiliyor. Hayatımızın bir noktada iyileştirirken başka bir noktada olumsuzluğa bile götürebilecek durumlarla karşılaşabiliyoruz. Sebebi bunun yoluyla da mesela kan beyin bariyerini aşabilmesi. Nano boyutta olduğu için. Şimdilik çok bir olumsuzluğu duymadık ama ilerleyen zamanlarda bunları da görebilir miyiz diye düşünüyor değiliz. Çünkü maalesef şöyle bir söz konusu. Bizler sağlığı ön planda tutuyoruz. Örneğin asbestle ilgili bir sıkıntı olduğunda bu ortamlarda yaşayan veya çalışan insanlarda mesleki hastalık 40 yıl sonraya kadar bile götürebiliyor. Neden onun için arşivleme önemli? Bu tiplerle çalışıldığında çok iyi arşivleme yapılıyor.
ve 40 yıl sonra bir işçi gelip firmayı ne yapabiliyor? Mahkemeye veriliyor. Benim hastalığım sizin burada çalışırken oldu diye. O açıdan nanolar güzel, doğru. Ancak acaba bize nasıl geri dönüşü olacak? Bunu da yıllar içerisinde göreceğiz. Şimdi biraz da akıllı nesnelerden bahsedelim. Akıllı olduğuna göre ortamı iyice tarayacak. Neler oluyor, neler değişiyor? Süsleri de doğru, güzel kullanmalar, ışık hızı, basınç, bunları kontrol edecek. Elektromanyetik dalgayı, sesi, bunlarla veya işte hareketi duyarlı olduğu için ne yapacak? Bunlarla tepki alacak mı? Bunları bize gösterecek. Birkaç uygulama tıp alanında bebeklerde, bebekli malzemelerinde de bunlar gibi kullanılıyor. Veya mesela giyilebilir klavye. Düşünün, hiç klavye taşımıyorsunuz. Parmaklarınıza giydiğiniz bu monolit yapılarıyla yine ve tabii ki elektrik aksam işin içerisinde herhangi bir alanda parmaklarınızı oynatarak klavye şeklinde bunu kullanabileceğiz. Elektriklerde çok işe yarayacağını düşünülüyor. Bu onların daha rahat hareket edebilmesi, hatta eğer konuşma ile ilgili bir problem varsa bunları, duygularını ölçebilen, bunları arttırarak gerekli yerlere diyeceğim. Tabii bir hastane ortamı olabilir, evde bir bakım olabilir, ebeveynlerle ilgili bir nokta söz konusuysa bunlara aktarılması sağlanacak. Askeriye, günümüzde gördüğünüz gibi soğuk savaşlar geliyor ama halen sıcak savaşlarla da karşılaşıyoruz. Bu anlamda kamuflaj, asker kıyafetlerinde bu kamuflaj önemli olacak. Yine o bahsettiğimiz sensörlerle yaralanan bir asker hemen vücut içerisinde ne hangi hareketler var, nabzını düşüyor, tansiyonu yükseldi, kan kaybına kadar bütün bunlara bu bilgileri alarak karargaha iletebilecek ve yönlendirmelerle o askerin nerede olduğu bulunacak ve işlem onlar gelene kadar, bu çok önemli, ihtiyacı gelene kadar da o giysilerin onu sunduğu bir hizmet olacak. Ne gibi? Örneğin kan kaybı hemen ne yapacak? Üst bölgede orayı sıkacak. Sıktığı zaman işte kan akışını azaltmış olacak gibi. İtfaiye zaten yanmazlıkla ilgili sorunlarda ne kadar itfaiyemiz olan bir nokta. Bunu görebiliyoruz. Bu uzay çok hoştu. Bunu bir tekstil kongresinde de izlemiştik. Biliyorsunuz hareketleri çok kısıtlı. Çok hareket edemiyorlar kıyafetlerle. Ama döndü diyelim, hemen sağ tarafındaki bir küpetle beslenmesini sağlayacak veya insan ihtiyaçlardan işte idrar olacak mesela, onu hemen benim ortamdan uzaklaştıracak. Yine tabii ki sağlık durumlarını belirli aralıklarla kontrol edecek. Bu şekilde uzay alanında da ihtiyaç olan noktalardan az önce kamuflajda dedik veya askerin yaralanmasında demiştik. Burada onunla ilgili bir yansı var. Nabız, sıcaklık, tansiyon, işte hangi vücutta o anda ne, hangi değişiklik varsa bütün bunları kontrol altına tutup iletebilecek. Bu çalışmaların bir kısmı prototip aşamasında ama bir kısmı da çalışılıyor durumda. Öncelikle bunu belirtmek isterim. Örneğin kalp ritmini ölçen akıllı tişört, kalp sorunları yaşayan insanlar tişörtleri giydiğinde ritimde herhangi bir problem varsa ne yapacak, haberleyebilecek. Üretim teknikleri gittikçe artıyor. Örneğin fazla işlenen bataryalar. Bu biz de benim yüksek lisans öğrencimle de çalıştık. Biz de mikrokapsülasyon yöntemiyle bu fazla işlenen maddeleri bunların içerisine aldık ve tekstil materyalleri de uyguladık. Hatta şu an daha kalın kumaş için yapıldı. Demin kumaşlar, üzerindeki kotlarımız. Kotlar her zaman çok tercih ediliyor ama soğuk havalarda da az, daha az kullanılıyor. Düşünün, kışın da kot giyebileceksiniz gibi. Elektron, elektren tekstil ve diğer bir şekilde değişecek.
Nelerden bugüne bahsedebiliriz? Bazı işlem maddeler dediğimizde ortamın ısısına göre vücudunuzu ayarlayın. Yani sütlenirse sizi ısıtacak, eğer sıcaksa sizi serinletecek şekilde bu maddeler sıcak dengesi. Çünkü termik denge verir. Dolayısıyla orada o dengeyi sağlayacak şekilde salınım gerçekleştiriyor. Prokurada başka söyleyeceğimiz şeyler, biyolojik toksin, böyle bir ortamdasınız, bunlar size haberler edecek. Nükleer radyasyondan koruma açısından, yine sıra dışı sporlarda akıllı giysiler kullanılabilecek. Kurşun geçirmez ceketler bu anlamda kullanılan materyallerden olacak. Isıya karşı duyarlı bir kıyafetten bahsediyorsak, burada tabii ki tesis materyalleri açısından değerlendirdiğimizde sıklıkları aslında. Atkı çözdüğü dediğimiz artı olacak şekilde üretim gerçekleştiriyor. Bunların sıklığı, hava geçirgenlikleri. Örneğin ortama bağlı olarak işte kollarını uzatan kıyafetler veya kollarını kısaltan kıyafetler. Giyelim ve isim şartlarına hazırlayan kıyafetler. Şimdi ne yapıyoruz Adana'da? Aslında sadece Adana'da da değil, lahana giyim denir. Sizler de yapıyorsunuzdur. Çünkü bilmiyoruz. Hava o kadar farklı şekilde sıcaklıkta değişebiliyor ki. Sabah çıkarken çok soğuk ama öğlen saatinde inanılmaz bir sıcak. Ne yapacaksınız? İşte tat tat giyiniyoruz. Ceketimizi çıkardık, içinde daha ince. Halbuki bu kıyafetlerle tek bir saniye giyin. Sonra o size uygun bir şekilde bu işlemi gerçekleştirecek. Bunlar da çok aslında önemsediğimiz konulardan biraz böyle bu noktaları da sizleri yolcular götürmek istiyorum. Kromik materyaller bizim yine çalışma konularımızdan bir tanesi bunlar. Fotokromik bileşikler diyoruz. Termokromik birkaç tanesini örnek vereceğim. Termo adı üzerinde ısı. Bunlardan sizin evinizde de vardır. Bardağın üzerinde hiçbir şey görmezsiniz. Bir bardak sıcak su, bir bakarsınız bu şekilde bir şablon veya bir desen çıkmış. Bunlar termokromikle yapılıyor. Boyama maddelerinin yamuk şekilde emdirilmesiyle. Fotokromik bizim çalıştığımız konular. Bunlarda da tabii işin çok kimyasına girmeyeceğim ama diyelim ki üzerinizde şöyle bir kırmızı bir ceketim var. Bunu şu an burada böyle görüyorsunuz. Dışarı çıkıyor, güneş ışığıyla beyaz alınıyor. Kozmetikte kullanmalar ojeler. Oje içeride pembeyle dışarı çıkıyorsunuz kırmızı gibi. Tabii daha farklı kullanmalar var. Bir özelliği de UV absorbörücü olması. O bahsettiğimiz güneşin etkilerinden sizlere koruyabilecek nitelikte bir tabaka oluşturuyor. İşin ilginç yanı bunlar dönüşümlü. Hani dışarı çıktınız, evet renk değişti, içeri girdiğinizde renk eski haline dönüyor. Bu ayrı bir konu tabii ki. İlerleyen zamanlarda belki sadece fotokromiyi anlatacağım sunumlarda olabilir. Elektrokromik, bu sefer ne yapıyor? Bakın elektrik enerjisiyle renk değişimini sağlıyor. Piezokromikte ise basınçla. Basınç uyguladığınızda renk değişimi gerçekleşiyor. İonokromikte pH diyoruz. Asidik bazik ortamlar bunlarla renk değişimi görüyoruz. Solvatokromikte ise çözücülerle yine renkler değişiyor. Bunların tabii kimyasını söyleyecek olursak aslında konjüge şu pil bağları. Sizden hatırlarsınız. Oralarda bu molekülleri gördüğünüz aslında benzer mesela. Herkes benzeri bilir. Burada da görünüyor. Bunların aromatik formlarındaki o çizgiler pil bağları. Pil bağları değişimi, kırılma ve tekrar yeniden bağlanmasıyla ilerleniyor. Elektroniğin kullanımında bütün bu bahsettiğimiz olaylar iletkenlikle açıklanacak şekilde bu tekstil materyallerinde kullanılıyor. Grafen, grafeni duyuyorsunuzdur. Bunlar şu dönemlerde halen çalışmaların üzerinde devam ettirilen konulardan. Hayati sinyallerin ölçülmesi bu elektronik ve iletken materyallerle gerçekleşmekte. Radyo dalgaları ile de ilgili alanlara
bize aktarılmakta. Az önce dedik ki basıncı göre değişim, renk değişimi. Buna karşı duyarlı kumaşla temas ettiniz ve o temasla belki rengini değiştirdiniz veya başka sağlıkla ilgili bir kuru söz konusuysa bu size yardımcı olacak şekilde açığa çıktı. Bunların esinleyebiliyor olması kıyafetlerde kullanılmasında kolaylaştırıyor tabii ki. Elektronik sektöründe bu giysilere entegrasyon sağlanıyor, bilgisayarlarla bunlar kaydediliyor, depoluyor ve ilgili alanlara, sağlık kuruluşları olabilir, bahsettiğim gibi evde bakım söz konusuysa buradaki ilgili kişilere olabilir. Bu iletişim gerçekleştirilmiş oluyor. Bilgilerin kullanıcının istediği yerde ve zamanda da tercih edilebilirliğe bağlı olarak ulaşılabilir olması önemli olacaktır. Yeni resim bu giysilerde aynı zamanda duyguları arttırıcı, gerçeğe bakışı yine geliştirici çalışmalar söz konusu. Bir yarı bilirsiniz, biliyorsunuz, duyuyorsunuz. Bu gerçeklik gözlükleri. Ne yapıyorsunuz? Aslında buradasınız. Bir tane tahta, gözünüzün önünde tahtada yere konuyor. Gözlüğü taktığınız anda kendinizi bir bu yüksek apartmanlar gökdelenler. Gökdelenlerin üstünde görüyorsunuz ve siz bildiğiniz halde orada olduğunuzu düşünüyorsunuz. Yani gerçekten ilginç aslında. Nerede olduğunuzu bilip hala düşebiliyor olmanız dümdüz bir yerde. Bunu ne yapıyor bakın o bir yer? Sizi çünkü o ortama gönderiyor. İnanılmaz geliyor insana. Doku mühendisliği. Yani doku mühendisliğinde kullanılıyor. Hasar görmüş dokular. Bunlardan analitlerle yine bu çalışmalar, biyomateryallerle, biyomedikal deniyor son zamanlarda yine diyeceğim. Çünkü mühendislikleri var ülkemizde. Yurt dışındaki üniversitelere baktığımızda buralarda biyomedikal bilimleri de var. Yani sadece mühendislik değil, bilimleri dediğimiz zaman işin biraz daha mutfağına yönelik çalışmalar söz konusu oluyor. Hücredeki oluşacak problemi götürecek, yani bunu düzeltecek bu çalışmalarda. O açıdan doku mühendisliğinde çığır açan bir yaklaşım diye düşünüyorum. Moda olmazsa olmazımız. Bir pandemi oldu, maskelerimiz bile modaya uydu. Değil mi? Beyaz dedik, yok artık bakıyoruz ki beyaz çok sıradan siyah maskeler görmeye başladı. Sonra kıyafetlerimize göre maskeler. Moda çünkü bizi isterse ortamda pandemi olsun, gördüğünüz gibi hiç etkilemiyor takip etme adına. Moda bize her zaman cezbediyor. Luminex bu parlak görüntülü kumaşlar, bunlarla işte süslemeler gerçekleştirebiliyor. Sahne kostümleri hayatımızda olmazsa olmazlarımızdan kültür, sanat. Buraya gittiğimizde güzel hazırlanmış bir sahne her zaman ilginizi çekiyor. Perdeler ve görünmezlik sağlayan yine kumaşlar. Bu kadar VR gözlüklerden bahsettim. Metaverse'e dokunmadan gitmek olmazdı. Metaverse'de şimdilerde bizim hayatımıza giren, aslında çok eskiden bu kelime açığa çıkmış, konuşuluyormuş ama bize daha son zamanlarda yine duyduğumuz kelimelerden oldu. Moda için çok önemli. Sanat, spor, ayakkabı. Şu gördüğünüz ayakkabı yanlış da söylemiş olmam ama milyon satmış. Sanat aleminde bu ayakkabı milyon satmış. Sanal, giymiyorsunuz. Suretler diye Bruce Willis'in bir filmi var. İzlediniz mi bilmiyorum. O da bayağı eski aslında. Çok yeni filmlerden değil. Eğer izlemediyseniz tavsiye ederim. Yani zaman bizi oraya götürüyor, görünüyor. Bizler evde otururken suretlerimiz dışarıda, yapay zeka, robotlarımız, avatarlarımız dışarıda bu ayakkabıları giyip gezecekler herhalde diye düşünüyorum. Evet, sağlık sektöründe çok önemli olacak bunların kullanımlarının artması.
pandemiyi yine örnek vereceğim ama doldu taşlı hastaneler. Biliyorsunuz bazı insanları geri gönderdiler. Bir tip olaylar yaşandı. O zaman bunu kullandıklarında hastaneye gitmek durumunda da kalınmayacak. Çünkü ne yapacak? Burada bir bakım hizmeti evde bu şekilde kıyafetlerle gerçekleştirmiş olacak. Uzaktan izlenecek. Şu an üniversitede Finkakent'te Sevilay Hoca'nın bir çalışması var. Onu da bundan da söylemek isterim. Hastanede olduğunda da eline tablet verilerek bu tabletle kendi vücudundaki değişiklikleri konuşamıyorsa bile ki burada bir nokta ileriye götürülebilir. O duyguyu direkt kendisi alacak. Bunlarla hemen gece nöbetinde doktor işte odasında ona iletimde bulunacak. Evde olsa daha iyi tabii. Çünkü insanlar hep evlerinde bu işlemleri kalması istiyor. Hastaneleri çok sevemiyoruz. Bu anlamda yatakların kaldırılması daha rahat bir deneyim sağlanabilir. Daha az hastanelere ihtiyaç duyulabilir. Şu maske de çok önemsediğim bir konu olacak. Bu maske direkt olarak ortamdaki havayı temizliyor. Biz ne yaptık? Maskeler artık ne diyor? Bildiğiniz gibi belki ilerleyen zamanlarda ciğerlerde problemler yaşayacağız. Bu maskeyi kullandıkça çünkü karbondioksit üretiyoruz. Bu karbondioksiti yeniden soluyoruz. Geri alıyoruz yani bir kısmını versiniz bir kısmını geri alıyoruz. Dolayısıyla o solunma esnasında hatta sıkılıyoruz değil mi? Ben ders anlatırken maskeyi takıyorum şu an bir gördüğünüz gibi çıkardım. Anlatıyorum ki sadece ben değil, pek çok hoca yapıyor, lisede öğretmenlerimden yorumladır. Maskeyi çıkartmak durumunda kalıyor, nefessiz kalıyoruz çünkü. Bu esnada bunların akciğerlerimizde yapacağı olumsuzluklar da ilerleyen zamanlarda yine karşımıza çıkacak. Ama şöyle bir akıllı maske kullandığımızda havayı temizleyecek, istediğiniz kadar olumsuz bir ortama gelip havayı temizleyerek size verecek, temiz bir şekilde solunmamız devam edecek. Gelişen teknoloji, multidisipliner araştırmalar, konuştuğumuz sadece kimya değil, sadece biyomedikal, dokunan mühendisliği, elektronik, makine, bakın o kadar geniş alanda bütün bunların bir arada çalışması gerekiyor ki bu araştırmaların daha iyi yerlere gelebilmesi için. Bu açıdan sizler etrafınızdaki genç öğrencilerimize desteklerinizi verirken alışına gelmiş meslekler değil, farklı meslek gruplarına da ilgi gösterebileceklerini anlatmalısınız. Bizler gittiğimiz liselerde bunlardan bahsediyoruz. Yurt dışında yine bakıyorsunuz ki burada da başladık, bir süredir devam ediyor. Yan dal, çift dal, insanlar birkaç tane üniversitelerinden okumaya gayret ediyor. Bitiriyor, bitirdikten sonra yeniden bakıyorsunuz başka bir üniversiteye başlıyor. Neden? Çünkü tek bir noktada artık kalamıyoruz. Bütün o bilgileri harmanlayacak, bu gelişimleri sağlayacak, bilgi birikimine sahip olmak adına böyle bir çeşitlenmeye ihtiyaç duyuyoruz. Bu açıdan multidisipliner araştırmalara önemsiyoruz. Yapay zekayı konuştuk, metaverse'ü konuştuk. Bunların akıllı tesir ürünlerinde değerlendirmesi de çok önemli olacaktır. Henry Ford diyor ki, eğer gelecek hakkında düşünmezseniz asla bir geleceğiniz olmaz. Geleceği bu anlamda çeşitlendirerek düşünelim diyoruz. Sağlıklı bir hayat için iş değişikliği olabilir. İşte veya bahsettiğimiz hastane ortamındaki hastaların sevineceği hisler olabilir. Bunların daha değişeceği, gelişeceği, gelecekte ümit ettiğimiz akıllı hislerle karşılaşmak istiyoruz. Ve hatta belki ilerleyen zamanlarda telefonlarımızı bile atacağız, telefonu yiyeceğiz ve çıkacağız. Kaynaklarımı dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, biz de çok teşekkür ediyoruz.
nasıl olacağı, belki 10 yıl önce, 15 yıl önce bugünleri hayal edemiyorduk. Telefonlarda yaptığımız işleri hayal edemiyorduk. Şimdi siz bize daha da ileri götürdünüz. Görüntülerimiz gezecek, biz oturacağız. Giysilerimiz her şeyi halledecek. Evet, çok teşekkür ederiz. Geleceği görme imkanı verdiniz. Sağ olunuz. Evet, değerli katılımcılarımız, hocamıza sorularımızı sorabiliriz, merak ettiklerimizi sorabiliriz. Buyurunuz, Ramazan Bey. Katkın sor olsun, çok teşekkür ederim. Yani, mükemmel bir konu, çok mükemmel. Fakat bir şekilde Amerika'da birçok protokola giden çocuklar ceket falan giyiyor. İşte kurşun geçirmez, dışarı kesmez. Var, var veya Türkiye'de de olacak. Benim soru, çok ince ve hafif olma kaydı ile soğuk eksi 30-40 derecelerde bol tür şeyler olabilir. Kas büyükten sayın, bunlar kalınca gelebiliriz. Sadece olabilecek mi? Tabii, kesinlikle. Şimdu bahsettiğim mesela bazı değişilen maddeler o sıcaklığı ayarlayacak. Çok daha ince kıyafetlerle ne yapacaksınız? Gittiğinizde soğuğa da hemen uyum sağlayacak. Daha sonra sıcak ortama geldiğinizde sıcak ortama uyum sağlayacak. Bunun belirli aralıkları var, sıcaklık aralıkları. Ona bağlı olarak çalışmalar yürütülmekte. Yani. Tabii. Bizim mesela bu yaptığımız çalışma daha kalın kumaşlar için. Ama şimdi denememizi benim kot kumaşlara uygulayacağız. Sonrasında görmek istiyoruz ne olacağını. Ümit ederim güzel sonuçlar elde ederiz. Yani hayatın her alanında sayfası, sağlıktan, günlük yaşam, bütün özelliklerine kadar giyilebilir telefon dediniz. Şimdi bakıyorum bazı arkadaşların kolunda telefonlar saatlerde ama sağlık bilgilerini de ölçüyor, diğer işlerini de ölçüyor. Kaç adım attılar? Kaç adım attı, kalp atışı nedir? Giyilebilirin daha da alası olacak demek. Daha sonra gider, daha alası olacak. Evet, buyurunuz Gürcan Bey. Teşekkür ederim. Anlam affedilmez güçlü çektiğimiz bir konu. Çok sorumsuz. Günlük hayatımızda, şu anda hayatımızda bir örnek verebilir misiniz? Günlük yaşamımızda. Bir örnek verir derken? Evet. Mesela şimdi astronotların giydiği şeyi görüyoruz. Evet. Onlar çalışmalar yapıyoruz. Bizim işimiz değil. Şurada tişörtü göstermiştim ya. Hemen tekrar göstereyim o giydiğini. Evet, şurada kalp ritmini ölçen akıllı tişört mesela. Bu renkleştiren materyaller zaten var. O bahsettiğim oje. Benim hayalim, onu da söyleyeyim mi? Benim hayalim çok yıllar önce fotogramikleri tanıştım, İngiltere'de tanışmıştım. Dedim ki bir aracı bindiğinizde, işte gölgede, yine kırmızından gidelim bari, kırmızı olsun. Ama işte güneşe çıktığınızda mavi olsun. Bununla ilgili hala çalışma yapılmadı. Ben hala orada var, renkleştiren araçlar var diyeceksiniz. Onlar elektrokromik. Elektron göndererek, yani elektrik göndererek renkleşimi sağlıyor. Şu an güneşe duyarlı olarak ama olacağını düşünüyorum. Geçtiğimiz birkaç, belki 4 yıl önce bir tekstil show yapılıyor yani. Show. Evet. O yapılıyor ve kadınlar çıktılar, güneş ışığı gönderdiler üstlerine. Hemen renkler değişti. Yani kıyafette de var, ojelerde, kozmetikte kullandılar. Bir de araçlarda kullanırlarsa harika olacak diye düşünüyorum. Bardak gösterdiniz, ben şöyle bir bardak görmemiştim. İçine sıcak su koyunca renk değişiyor. Evet. Termogramik ama hocam o. Oksuyla ilgili. Onun boyan maddelerini biz yapıyoruz. Evet. Sentezliyoruz. Kimya ve edebiyat temsilcimiz soru soruyor. Buyurunuz Mete. Soru çok eskiden. Bir soru dediğimiz çok eskiden kız arkadaşlarımıza, sevgililerimize hediye olarak alır. Hediye olarak böyle bir sıcak su koyduğumuzda mesela sevgilimize bir de fotoğrafımızı yüzüküyorum. Evet. Tabii termoklinik bardaklar çok fazla kullanılıyor. Ama bu dediğin eski, 10
bu Allah yapmasın. Bu yapmasın bunu yani becerebilecek mi? Şöyle diyoruz ya, önce doğaya bakıyoruz, doğa seni ilham veriyor. Yani inan o kadar çok cihaz bu anlamda geliştirilmiş ki, doğaya bakıyor örümceğe, örümcek, o örümcek ayaklarını düşünün, ona göre robot şu an cihazlar yapılıyor. Veya işte bu Lotus'taki su iticiliği dikkatlerini çekiyor, ne oluyor, orada nasıl bir madde var? Biz çünkü bu bitkilerin içerisindeki maddeleri ekstrakte de edebiliyoruz, yani onu ortamdan ayırabiliyoruz. Sonra bunlar inceleniyor, cihazlar var, kromatografik ve spektrofobik cihazlar. Bu cihazlarla inceleniyor ve onlar sentezleniyor. Biz sentezciyiz, dolayısıyla onları sentezleyebiliyoruz. Tabii ki, yani bu kalem o kadar acaba, çünkü o her renge görünüyor. Henüz o kadar yapılabilirine inanın, bu ilerlemeye baktığında yapılabilir gibi geliyor. Ama şu an fotokromikle veya termokromikle İki renk arasında gidiş geliş oluyor. Biz bunu dalga boylarıyla ölçüyoruz. Renk UV ışığı yani güneşe tabi kaldığında sağa doğru kayarken o spektrumda sonra güneş ışığı gittiği zaman ortamdan ayrıldığında ışık artık etkileşimi yok. Hemen sola kayıyor. Ama bunun arasında gidip geliyor. Hocam, BMW sanırım yaptı o dediğiniz arabalarda. Gölgeye geçtiği zaman renk değişiyor, güneşe çıkıyor. Hayır, ben takip ediyorum. Elektrokron. Evet. Çok merakla bekliyorum kim yapacak diye. Ben bunu daha önce Dio'yla böyle bir buradan da reklam gibi olacak ama yapacak bir şey yok. Evet, bilimsel. Onlardan mesela şunu önermiştim. Fotokromik bir sentez diyoruz bu yerlerdeyi. Acaba dış cepheye. Dış cepheye düşün, eviniz tabii terk ederken arkadaşlarınıza şöyle diyeceksiniz. İşte eğer yeşil bir saatte gidiyorsan mavi apartman bizimki. Yok işte akşam gidiyorsan kahve rengi gibi. Böyle bir şey yapabilirdi çok ilerleyerek. Hocam, şöyle bir bilimsel avantajı da olabilir. Evet. Hani mesela kış dönemi beyaza dönerse güneş ışığı ısınmada fayda sağlar. Tabii. Yaz döneminde tam tersini söyledim. Yaz dönemi beyaza döner, kış dönemi siyah olur. Isıdan faydalanmak için. Tabii. Öyle yani. Kesinlikle, evet. Evet, benim bildiğim bir tek gözlüklerimiz öyle ışığa göre değişiyor. Evet, kolorlar değil, elimiz daha önemli mantık tabii ki. Işığa çıktığınızda farklı içeride farklı oluyordu. Onun dışında Gülten Bey, ben de bilmiyorum fazla bir şey. Mesela sahte para belirlenmesinde de bu fotokromik boyar maddeler kullanılıyor. Sahte para. Sahte para. Evet. Evet. Sahte imza. Onları belirlerken tabii bunlardan faydalanıyorlar. Evet. Bu cüceler, dev işlemler arasında bir şey daha dikkatimi çekti. Hocam bu kıyafetler uzamasında kısalması. Şimdi ben 15 kez işlemde kaldım. Evet. En nefret ettiğim şeydi. Sabah soğuk olurdu, akşam soğuk olurdu ama öğlen alan ayıp olurdu. Yanımıza bir şeyler alacağız sabah veya akşam çıkarken ama öğlen şey olduğu zaman çıkarmak zorunda kalacak. Ama dediğimiz burada kıyafetler olursa lahan bölgeyi kalmıyor. Sonra onu elinize taşıyoruz ve istemiyoruz. Doğru. Evet. Masallarda açıl susam açıl diyordu. Önüne geliyorlardı. Açıl susam açıl diyorlardı. Masal dinlerken nasıl olacak diyorduk. Şimdi gayet rahat her yerden giriyoruz. Kapılar açılıyor. Açıl susam dememize bile gerek kalmıyor. Olacak galiba. Buyurun doktor bey. Zamanında Çukurova Sabancıların 15 bin, 10 bin, 5 bin işçisi olan tekstil geçmişimiz var. Evet. Bunlar hiç mi sizin bu dediklerinizi? Çünkü ortopedi hocası bundan 40 yıl önce bir uzmanlığa göre bize maddeklere bir el cerrahisi oldu diye göndermiş. Hı hı. Bunun öncüleri hiç mi bu anlattıklarınızı anlatmadılar mıydı? İkincisi, ben doktor olarak bir çiftliği, hayvan çiftliği, baş hayvan çiftliğini gezmeye gittim. Baktım ve tekrar bütün hayvanların ateşinde, nabzından birçok parametreyi oradan takip ediyor elinden. Evet. Bu aile hekimlerine mesele yazık ki maalesef çok. İkincisi beyefendi bu bayramını yapamıyoruz dedi ama bir doktor olduğum için bir psikoloji hocası ben aradı. Dedi ki bir çiftliği var gelmiş. Hepsilere 20 cihazı ölçüsü almadılar. İster yaptır ister yaptırma. Gittik hocam ölçüyü aldılar. Dedi doktor bey 10 bin euro parasıyla dedi 250 bin TL. Yani
bütün sen yakanın neyin yanından geçmesi. Evet. O da istediğin ölçüde, istediğin hafifliği o verir. Sen diyorsun bu kadar da aşırı hafif olmasın. Bir de son olarak sormak istediğim yapay zeka korkumuz. Bir gün süreden aslı geçerse hepimize tekme topar. Yani makinelerin savaşı. Şöyle, son zamanlarda çok kullandığımı fark ettim, onu bir azaltayım önce. Emel Hocamızın Türkçesi çok güzel. Deryat'la bağını da biliyoruz. Aynı ülkeden olduğum için yıllardır her konudaki zarafetini biliyoruz. Çok da güzel. Özeliniz için de teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim hocam. Araştırma laboratuvarları, Ar-Ge dediği araştırma geliştirme, şimdilerde pek çok firmada var. Bunlar hem kurumsal hem de inanın hobi dediğimiz, COSGAP destekleyen küçük, daha küçük firmalar, buralarda bile var. Yani yapılıyor aslında. Az önce mikrokapsülasyondan bahsettim. Orada da nano boyutta bu malzemeler üretiliyor ve kullanılıyor. Veya işte abrek işlemleri denir, tekstilde uğraşanlar bilirler. Burada su geçirmezlik, yağ geçirmezlik, bunlar zaten yapılıyor. Akre işlemi geliyor. Yani yapılanlar var. Ama işin işte elektronik boyutuna gittiğimiz zaman bunlar biraz daha prototip aşamasında görünüyor. Neden olmasın diyorum. Ben kaç yaşlarındaydım? Yani oldukça küçüktüm. Bir film vardı. Filmi izlemek istiyorum. Ama babam dedi ki hadi çıkmamız gerekiyor. Bir yere yetişilecek. O an üzülmüyorum çünkü filmin sonunu göremiyorum. Arabaya bindim, arkaya oturdum, biraz da böyle mutsuzum. Dedim ki ya elimde şöyle bir ekran olsaydı, hani o televizyon, şöyle baksaydım ve o filmin devamını izleyebilseydim. Ya bu benim çocukluğumda ve şu an onu yapıyoruz. Ya bundan belki gerçekten bir 10 yıla kadar çok daha inanamayacağımız şeyleri yapacağız. Bir yerde olduğu gibi, hiç deneyen var mı aranızda bilmiyorum ama İnanın ya, yanımda tahtayı koydular üstüne, çıktım yürüyeceğim ama bir gökdelenden diğerine konmuş tahta. Bir bakıyorum, düşeceğim yani aşağıda araçlar mı? Korkuyu yaşıyorsunuz. Onu o korkuyu size yaşatıyor. Hani 5'te, 7'de gözlükler geliyor, filmler yapılıyor, kokuyu bile veriyorlar o anı hissetmeniz için. Şu an o hiçbir şey, bir tek gözlük, gözlüğü taktınız ve düşüyorsunuz. Bu kadar. Neler olacak daha? Neler olacak bekliyoruz? Görüntü gezisi başka yere göndereceğiz. Tabii. Değil mi? Onun bir adı vardı şimdi hatırlayamadım. Hı. Görüntü olduğu gibi bedenimizi 3 boyutlu olarak başka tarafından. İşte bu metaverse var. Metaverse o bahsettiğimiz. Oturduğumuz yerde o ayakkabıyı alıyor. Milyon satmış. Ve para vererek insanlar bunları alıyorlar dünyada. Yani o ayakkabıyı giydiğini mi kabul ediyor? Tabii. Tabii. Orada çünkü yine moda. Metaverse de ama oraya girdiğinde diğer avatar deniyor ya, suretler, ondan farklı olacak. Yani farklılığı seviyoruz. Mutlaka bizim diğerlerinden bir farkımız var. Bunu göstermek için Metaverse'i onu yapacaklar. Ama suretlere izleyin. Bahsettiğiniz, siz bahsetmiştiniz, o olay olacak yani. Ben de bekliyorum. Buyurun. Evet, Suhal Hanım'dan sonra size gelebiliriz. Önce Suhal Hanım'ın kızı istemiştir. Şimdi tabii hayallerimiz çok. Özellikle tekstil bölgesi olarak başka yani bu gemin planla gerçekleştiğinde bazı bir program içerisinde ve isteyene el atıp mesela geldim, biz konu yapıp geçiyoruz deyip, o özellikle tepsil ağında çok şey yapabilir anladığınızda. Evet. Şimdi tabii sizin hayaliniz varmış, benim de çeşitli hayalleri var. Buyurun. O tür şeylere olay sağlıyor anladığınızda. Mesela araba konusunda, özellikle Adana gibi sıcak yerlerde, beyefendilerin değişen siyah, yani sıcak olsun için beyaz, soğukta siyah. Evet. Aynı zamanda bilmiyorum, elektrik üretme var mı bunlarda? Elektrik? Yok, elektrikle uyarılıyor. Oradaki boya uyarılıyor. Elektron hareketiyle renk değişiyor. Onun dışında, yani maç boyu, hani katlanabilir güneş enerji panelleri var.
Evet. Evet, tabii ki, tabii ki. Ya o konuyla ilgili var aslında bilgisayarında bir sürü ama yani zaman... Yani şöyle yazmışsın, kendi elektriğinde bir yani bakar yazını dolduracak ve renk değiştirir. Tabii, tabii, tabii. Arka çalışmaları inanılmaz. Yani gittiğimiz fabrikalarda TÜBİTAK'ın biz hakem olarak çeşitli projeleri değerlendirmek için biliyoruz. Ben o kadar mutlu oluyorum ki pek çok şey insanlara yansımıyor, dışarıya yansımıyor. Ama inanın o kadar güzel çalışmalar yapılıyor ki ümitsiz olmamak gerekiyor. Yani ben gelirken bir baktım ne var konu içerisinde. İnternet Hızır Evi Karadan Bey şartları. Yani Türkiye'de üretilen tekstil yok gibi bir şey yazılıyor orada. Yok öyle değil. Şu an zaten tekstille ilgili çok teşvikler de söz konusu. Bizim burada tabii ki bazıları da katıldı dediğimiz gibi ama şu an teşvikler tekstil öğrencileri için verilen kurslar veya burada ilgili kapı çalışmalarının daha ötesinde daha kurumsal firmalar isim söyleyeyim. Onların Ar-Ge çalışmaları yani yansımayacak şekilde çünkü onsuz olmaz ki. Yani, tekstilsiz olmaz. Maçlardan Türkiye'de üretimi yapan sanayi var mı? Akıllı mı maaş? Tabii tabii. Hatta fiyatlarını koymuşlar. Fiyatları var bunların. Yani şöyle normalde 2-3 gibi 2-3 TL gibi bir şey diyor. Mesela bunlar 50 TL metresi şeklinde girerseniz Google'da var. Fiyatlar da var. Yapılıyor. Bu çalışmalar yapılıyor. Evet, tabii, tabii. Evet, kesinlikle. Yani havayı emeği. Çünkü havanın içerisinde biliyorsunuz bütün bu gazlar var. Dolayısıyla bu aloe vera'yı örnek verdik. Onların içerisinde inanılmaz. Kaktüs. Yani çölde yetişiyorsunuz ama su da olmuyor içerisinde. Dolayısıyla bu mekanizmalar biliniyor. Bunlarla ilgili çalışmalar da var. Hatta daha çok Bangladeş, Yemen, o bölgelerde bataklık, içecek su bulamama gibi durumları söz konusu. Sazlıklardan bile oradaki o çirkin götürüp bir az suyu alarak iyileştirilmiş su, içecek suyu dönüştüren, içecek suya dönüştüren cihazlar, makineler üretiliyor. Yani ne yapalım ceketimizi giyelim su mu üretsin bunu dediniz. Çok ses de gelmiyor. Evet. Seralarda bitki örtüleri var tabii ki. Yani seralarda seralarda dinlenmeyeceğimiz kitle su toplayıcı çünkü o Katar'daki şey çok böyle bir proje yapmış. Evet. Var var, bitki örtüsü. Bunu da yine göstermiştim aslında resmini. Bir oraya gelip sen göstereyim tekrar. Şu, bitki koruma örtüsü. Bitki koruma örtüsü mesela bunu anolifle yapılıyor ya. Bu şekilde havadaki nemi alır, orada hatta bunu kendisini sulayacak sisteme dönüştürür, orada depolayır. Depoladıktan sonra gerekli zamanlarda toprağın nemini ölçerek, suya ihtiyaç duyduğu anda onu gerçekleştirerek yapılabiliyor. Seralarda yapılan çalışmalar var. Yani
davet edelim, onlar daha hani ayrıntılı bilgi verebilirler. Çünkü güzel çalışmalar yapıyor. Evet. Buyurun. Hep böyle dağlarla ulaşan bir yolculuk için zamanlaşıldı. Uçan araba yapılıyor yani, çanta ne ki? Evet, uçan çanta istiyoruz. Tamam. Alarak taşımayacağız. Evet. Ama zaten kendimiz gitmeyeceğimize göre, gölgelerimiz gideceğine göre ona da gerek olmayabilir. Şişmanlarken dışarıda suretiniz gayet fit bir şekilde dolaşıyor. Evet, durum kötü. Doktor Bey dediği gibi biz olmaktan çıkacağız. Evet, evet. Teşekkürler. Buyurun Recep. Hocam bu metaverse evreniyle ilgili şunun fikrini almak istiyorum size. İnsanların ölümsüzlük arayışına davet edilen bir şey mi acaba? Ölümsüzlük arayışına? Evet, evet. Şimdi bedenlerimiz burada, suretlerimiz metaverse evrenindeyse biz burada. Özgür, tabii. Her istediğini yapıyor. O yüzden size fikrimizi de merak ediyorum. Geçen evde arkadaşlarla tartışmadık. Çok bir yere var ama herkes daha doğrusu sözelci bir şey. Kafamıza kadar çarpışmak gerekiyor. Estağfurullah. Metaverse nasıl mı bakıyorum? Evet, yani anla hayatı, ölümsüzlük suyunu bulduk mu diyelim. Hızır'ın aradığı şeyi Zoleman ülkesinde, karanlık ülkesinde aradığı av hayatı bulacak mıyız? Yani bu av hayatı mı olacak? Yok, ona inanmıyorum. Ya bireysel fikrim, tamamen genel yıldız olarak konuşuyorum. Bireysel fikrim. Ve tabii arkadaşım diyor ki siz bir tam bilimleriyle uğraşan bilim insanı olarak bakışınız nedir? Evet, yani inanmıyorum. Grafik yarı biliyorsunuz dünyanın en zengin insanlarından biriydi. Adamcağız ne yaptı ölmemek için? Sayın doktorunuz da orada söylesin. Bütün organlarını yenilekti. Daha gençlerine. Ne oldu? Yine öldü. Dolayısıyla yok öyle bir, yani benim kişisel fikrim tabii ki ölümsüzlüğü bu dünyada düşünüyorum. Zaten bunun tasını eğer öyle olursa İnsanlar birbirini yer. Zaten arkadan gelenlere yer açılması da kesinlikle. Öleceğimizi bildiğimiz halde böyle davranırken bir de ölmeyeceğimizi düşünsenize. Felaket. Her şeyin bir dengesi var, iyi. Evet, yani doğanın dengesine bu kadar müdahale etmek acaba bizi nereye getirecek sorusu aslında herkesin zihnini meşgul ediyor galiba. Buyurun Veysel Bey. Teşekkür ederim. Çok enteresan konularla ilgili, merak ettiğiniz şeyler. Buna dayalı olarak da soracağım sorular var, benim ilgilendiğim şeyler. Konferansımızın konusu nano tekstil ve akıllı giysiler. Bu beni özellikle geldi. Çünkü şimdi kullandığımız eşyaların, giyim eşyalarında doğal giysilerden ziyade sentetik bir giysiler bunlardan elektromanyetik alanlar oluşturuyor. Bu alanlar bir sıkıntıya sokuyor. Bu şeylerden biz nasıl korunuruz? Çünkü böyle bir giysi içerisinde olan insanların ben çok rahatsız oluyorum şahsen. Doğru. Düşünelim ki elektrikler bir cismin iki tarafında daha çok toplanıp artı ve eksi diye insan vücudunda da toplanan sıradık elektrik mesela erkeklerde ayaklarının incik kısmında kılların dökülmesine sebep oluyor. Ne oluyor ki bu böyle oluyor? Bunun önlemi nasıl tanımlanıyor? Benim aslında bir sürü çok sorular geliyor da bunu açıklarsanız teşekkür ederim. Yani şöyle, hani doğa mı bizi yok ediyor, biz mi doğayı diye bir düşünce var biliyorsunuz.
Olayı biraz da böyle bakmak gerekiyor. Bir yandan iyileştirmeler yapılırken, bir yandan da maalesef dejenerasyon devam ediyor. İlaçlara da bakın aynı şeyi yapıyor. Diyelim ki kalp ilacı alıyorsunuz ama aldığınız kalp ilacı midenize zarar veriyor. Veya bir ışın gönderiliyor, tümör tespiti yapılacak. Sanıyor muyuz ki sadece o tümörün olduğu? Siz de söyleyin lütfen. Kâr zarar olan. Evet, kesinlikle. Ne yapıyor? Orada o tümörü belirliyor ama etrafındaki o sağlıklı dokuya zarar vermiyor. Ya bunlar da öyle. Bir yandan hayatınızı kolaylaştırıyor, bir yandan götürüyor hayatınızı. Sadece neyi, ne kadar ağırlığı alacağız, ne, yani nasıl yaşarız veya nasıl yaşamayı tercih ederiz belirlemek gerekiyor bence. Örneğin doğaya bir dönüş var, değil mi? İnanın o kadar iyi eğitim almış birkaç bilimden etrafında insanlar, onların hepsi gidip bir köye yerleşiyor. Kendi ekmeklerini yapıp, kendi yiyeceklerini üretmeye çalışıyorlar. Bütün bu teknolojiden uzaklaşmak istedikleri için. Tabii ki onun zararları var. Az önce nanoteknolojiyi anlatırken buna ne kadar değiniliyor? Bir yandan Canan Hoca, Canan Karatay Hoca diyor ki, yiyin. Kesinlikle ama bir başka doktor çıkıyor diyor ki hayır yemeyin. İkisi de kardiyolog. Yanlış hatırlamıyorum. İlk kardiyolog Canan Hoca'da. Ama sonra özür diliyor yemeyin diye. Yemeyin diye özür diliyor. Yok. Bakın hepimiz aynı haberleri okuyoruz. Bir gün çıkıyor yumurta yararlı diyor. Her gün yiyin proteini ondan alın. Bir gün çıkıyorlar yumurta zararlı yemeyin. Ya o kadar çelişkiler, bu anlamda çelişki kesinlikle var. Sadece biz bununla mı yaşayacağız, bunsuzluğa ona karar vereceğiz. Bu konuda benim ilgimi çeken taraf şu. Yumurtadan çıkan bir yavru yumurtaya açıyor, çıkıyor. Yumurtanın içine baktığım en ufak bir atık yok. Ne büyük bir mühendislik ki o yavrunun bütün ihtiyaçları karşılanıyor. Bak bir yemeği de yumurtanın kapılmışa tadı çıkıyor. Bu yönüyle meseleyi ele aldığımız zaman yumurtada demek ki bir hayatın devam etmesi için gerekli her şey var. O zaman yenmesi de yarar var. Veganlar da korkmamak lazım. Burada ister istemez şöyle bir tehdit altında kalıyorum. Ya siz böyle sağlıklı şeyleri yerseniz hasta falan olmaz. Bari yemeyin de hasta olun birileri iş çıksın diye bir mantık mı var diye ya da mantıksızlık mı var diye de aklıma geldi. Eğer bu yere girecek olursam bizim çok uzayacak da yani tavuk yavrusu yumurta dediniz. Orada o zaman tavuğa geçmem gerekiyor. Tavuğun kışın besleme koşullarına baktığımızda kendi ürettikleri dışkılarından ortamasından amonyanı konuşmam gerekiyor. Amonyanın kendilerinin gözlerini kör etmesi ve sağlıklarını bozmasıyla antibiyotik yüklemesi yapıldığını söylemem gerekiyor. O antibiyotikle eğer yumurtaya geçiyorsa veya 45 günde beklenmesi gerekiyor tavuğun büyüyüp işte yenilebilir ya da kesilebilir hale gelmesi için. Ama 15 gün gibi daha kısa sürelerde böyle hormonlarla da o hale getirip antibiyotiği daha vücudundan atamadan sofralarımıza getiriyoruz. Ya işin içinden çıkamayız. Ne kadar zararlı. O biraz daha karışık geliyor bana. Efendim? Lafı uzatmış gibi olmayayım ama bana biraz daha karışık geliyor. Tavukların niye buluşmuyorlar? Her şeyin var, kanadı var, yüzü var, her şeyin var. Nanolitoda bir şey yapamaz sanıyorum. Şöyle, tavukları izlediğim zaman onu kuşkuya düşürecek bir ses duyduğumda hafif gıdıklayarak bir gözüyle bakıyor, dönüyor, tekrar öbür gözüyle bakıyor, bir daha bakıyor. Şimdi uçma, kıt zamanda karar verme gibi bir külfet getirirken konuyu teşhis edemeyen, yani görme bozukluğundan. Çünkü tavuğun gözü aynı anda, aynı noktaya baktı. Bakmayınca
göz dediğini hesapları yapamıyor. Peki uçarken çok hızlı, her an bir elektrik deliğiyle karşısına çıkabilir. Ani karar veriyorsun lazım. Görmedi ki karar veriyor. Tavuk parası oluyor. Tavukların uçmamalarının sebebinin bu olabileceğini düşünüyorum. Efendim, evet. Başka durumlarım var ama lafı uzatmak istemiyorum. O zaman bu kalemun renk değiştirmesiyle anlattığınız nano teknolojinin münasebeti nedir diye düşündüm. Hayır, doğayı bakıyoruz ve doğada doğayı taklit ediyoruz yapılan araştırmalarda. Onu söylemeye çalıştık. Bu kalemun örneğini beyefendi vermişti. Ne alakası var derken işte bakın ona nasıl ulaşılabileceğini gerek ısıyla, gerek ışıkla, basınçla, çözücü değişikliği ya bu çözücüler polar, apolar burada önemli çünkü teraviyada geleceğim ama kimya olacak biraz. Bütün bunlar etki edecek. Bilimle doğayı buluşturmaya çalışıyoruz. Doğayı çözümlemek adına. Ya da bütün bu bilime, teknoloji, doğada var, biz onu keşfettik. Tabii, onu söylüyorum zaten. Yani ikisini biz buluşturmak müdürlüğünde değil. Buluşturma derken şöyle, bir köprü görevi görüyoruz. Doğayı inceliyoruz, ondan sonra bunu bilimle nasıl çözeriz? Bu konuda haklısınız. Zira doğayla alışveriş bir müddetçe insanlar problemlerde çare bulur. Mesela elektrik yapan giysilerin elektriğini önlemek için doğadaki diğer canlılar nasıl tedbir almışlar? İnsanlar bu hakkında işgüdüye sahip olmadığı için aklını kullanmak, teknolojinin farkına varmak, problemi çözmesi gerekiyor. Buna benzer bir sürü olaylar var ki merak ettiğim konuda. Pek teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Evet hocam tabii özellikle anlattı. Lotus çiçeğinin veya diğer bitkilerin özelliklerinin anlaşılması bizim onların bu özelliklerinden nasıl yararlanabileceğimize ilişkin. Dediğiniz gibi doğayı hala keşfediyoruz aslında. Bir teknolojiyi mesela tesisciler bir teknolojiyi o kozalarından sonra çıkardı. Nasıl kullanacaklarını düşünerek bazı bir çalışmaları yaptılar. Değil mi? Yani bu da yine teknolojilerle örümcek ağı. Örümcek ağının kuvveti, kuvveti tabii. Bunlara bakarak acaba bunu nasıl taklit ederiz? Sentetik olarak. Onlar da evet. Tekrar çalışmalarımız. Benim aklımda olan sorulardan da bu nano teknolojiyle ürettiklerimizin vücudumuza zararı var mı yok mu meselesi siz de kısmen söylediniz. Bunların belki zaman içerisinde sonuçlarını göreceğiz. Ve söylendiği gibi kar zarar dengesinde terazinin hangi tarafının ağır bastığını inşallah hiç fark etmeyiz. Bize zararlı olan taraf ağır basıyorsa onu geç fark etmemeyi diliyoruz ve tabii ki çalışmalar bu yönde yürütülüyor, zararsız olması cephesinde. Buyurun hanımefendi. Teşekkür ederim. Sunumunuz için gerçekten teşekkür ediyorum. Çok açıklayıcı ve tane tane bir sağ olun. İki şey merak ediyorum. Ülkemizde bu konuda ne tür çalışmalar yapılıyor? Siz bilim insanları bu anlamda neden destekleniyorsunuz? İkinci sorum da şu, ifadenizde burun yoluyla kan ve beyin bariyerlerini aştığını söylediniz. Şu ana kadar bunu dediniz. Evet, şu anda sadece elimizde bu mu var? Bu kadar bunu biliyoruz. Bu konuda başka ne tür bilgi çalışmalar yapıyor merak ediyorum. Evet. Teşekkür ederim. Az önce de aslında belirtmiştim, bu çalışmalar birçok üniversitede yapılıyor. Çünkü TÜBİTAK, YÖR, bunların desteklerinde şu söyleniyor. Deniyor ki enerji birinci sırada, sağlık ve işte kompozit malzemeler. Bu kompozit malzemeler içerisinde bahsettiğimiz bu tür materyallerin geliştirilmesi
multidisipliner bir işin. Bunlar ne kadar destekleniyor orası biraz soru işareti. Şu anlamda söylüyorum. Bunlar ilgili yaptığımız sunumuz bazı projelerimiz geri döndü. Hepsini alamıyoruz. Güneş pilleriyle ilgili bizim bir çalışmamız vardı. Güney Kore ile Güney Kore Hürtak ikili anlaşmalar kapsamında göndermiştik. Ama çok az, Türkiye'de çok az sayıda, belki bir iki tane ya da üç tane proje desteklenecekmiş. Kontenjan o kadar. Ama bizim bölümden bile üç kişi başladı. Yani Seul'de, Amerika'da eğitim almış çok başarılı bir kadın bilim insanı. Onunla biz bu çalışmaları aslında planladık. Güneş'in sertifikatlandık ama alamadık. Yani maalesef çok yeterince destek alınamayabiliyor. Ama firmalara bile bu desteklerin veriliyor olması önemli. Yani zenginlik, evet biliyoruz, çok alım gücü yüksek bir firma. O da ARGE'siyle TÜBİTAK'tan destek alabiliyor. Bunlar güzel. Veya işte Sanayi Bakanlığı destekleri. Bir de onlara sormak lazım. Ne kadar alabiliyorlar? Bizim gibi yok sayıca az diyorlarsa onu bilemiyoruz tabii ki. Ya hikem olarak gittiğimizden biliyorum. Alıyorlar. Bayağı ellerinde bitirmiş projeleri de var. Çok güzel. Efendim başka soru? Gürcan Beyler, peki kısa sorunuzu sorun size var. Hocam, arşiv demişti, aklıma takıldı. Bazı yerlerinde uzun yıllarca kütüphane var, ağabeymiş. Benimle de bir odada olan çok, 81'e yakın kitap. O koku gelmiyor, o korku bir yer dediğimiz o. Fakat ben 6-8 saat bile iş görebiliyor ben kütüphaneye. Yoksa eve koymayı hiç düşünmüyordum. Başka bir tehlike olabilir mi? Güneş vuruyor kütüphaneye. Kütüphaneye yani kitap, arşiv. Evet. Güneş vuruyor, tehlike oluşuyor mu? Yani kurutuyor daha. Aslında onu zaten hocam söyleyecekti. Az önce demiştim, hastalık da korku girdi hiç mi? Evet, yani güneşin zararlı, insana yaptığı, bünyeye yaptığı zararlar var. Kitaplar için kütüphane görevlileri, kütüphaneci uzmanlarına sormamız lazım. Kitap kurukları var ama onların güneşle alakası var mı bilmiyorum. Güneş mi kitap üretiyor? Bilmiyoruz. Onlar bünyasal olarak. Ama benim bildiğim kadarıyla onlar için kullanılan ilaçlar da var. Evet, mesela kemik keç diye, yağ kemik keç diye bir söz vardır. Eski kitaplarda, yazma kitaplarda yağ kemik keç yazar. Bu sanki bir büyülü söz gibi geçer. Aslında o yağ kemik keç yazılan mürekkebin ilacı dolayısıyla kitaba kurut gelmiyor. Kitap kurutları gelmiyor. Hocamın dediği gibi İlaç yani o mürekkep, ilaç ya kemiği geç yazılan yazı kitabı koruyor diye, sihirli büyülü kelime gibi görülüyor ama esas oradaki sır mürekkeple ilgili, ona konan ilaçla ilgili. Bununla ilgili o zaman ayrı bir uzman davet edeceğiz. Evet, buyurun Gürcan Bey. Hava zamanı, güneş girecek hava zamanı. Termal iç giysiler var. Tabii. Nanoteknolojiyle ilgisi var mı? Tabii aslında. Az önce onları söyledim ya. Ambre işlemleri dediğim o. Termal içliklerde de bunlar kullanılıyor. Isıyı izole ediyor. Ne yapıyor? Vücut içerisindeki sıcaklığı orada tutuyor. Bir izolasyon görevi görüyor. Dışarıya çıkışını engelliyor. Ama bir yandan da havanın içirgenliği sayesinde hem havayı alabiliyor, hava alınması kötü olurdu. Hem de ısıyı tutacak şekilde çift yönlü mekanizmayla o çalışmalar yapılıyor. Tabii onların içerisinde de var yani. Sanat piyasada bunlar var, satılıyor. Tabii. İkinci bir örnek gösterebilir misiniz? Nanoteknolojisiyle hayatımıza girmiş, kullandığımız ikinci bir örnek. Söylemiştim aslında, yanmaz kıyafetler de mesela. Ütü masasının üzerindeki bez, evet. Yanmaz kıyafet değil mi? Ya, kıyafet diyorum ama bezde var. Tabii yanmaz kumaş, apreştiğim o şekilde uygulanmış. Tabii nano. Mesela arabalarda, koltuklarda kullanılan su geçirmez, çiğ geçirmez kumaş. Ama onları hep örneğin verdik. Yani kan, diyelim ki kan az önce bir slide'da
söyleyebilirim, bir kimyacı olarak olaya bakarsam, elektromanyetik spektrumdan bahsediyoruz ve görünür bölge. Yani kozmik ışınlardan elektriğe kadar giden büyük bir skaladır elektromanyetik spektrum. Ve bunun içerisinde biz sadece görünür bölge nanometresi boyutunda görebiliyoruz. Onun dışındakileri göremiyoruz. Eğer o dalga boyunda bir ışıma gerçekleşiyorsa bundan dolayı da görebileceğiz demektir. Evet, ben de merak ediyordum. Teşekkür ederim. Çünkü internette böyle diğer taraf görünüyor. Evet, bir adam hem görünüyor hem görünmüyor, nasıl oluyor diye. Yani göz boyunu mu, göz bağcıları mı diye düşünüyor insan bazen. Tabii göz bağcıları bunları kullanıyorlar. Evet, evet. Yani bunu kullanıyor. Görünür ışınlarda yer görünür ya tam yansıtıyor. İkisinden biri. Tabii. Tam görünür ya tam yansıtıyor. Görünür ışın bölgesindeki ışınlar. İlime kullanarak. Evet. İnfrared, UV, infrared. İşte o ara bölge, ara bölgede görünür bölge diyoruz biz ona. UV görünür spektrofotometresiyle. Bu kadar küçük bir alanı görüyoruz ki şu an bile etrafımızda görmediğimiz bir sürü şey hareket ediyor olabilir yani. Evet, teşekkür ederiz. Efendim, başka soru var mı acaba? Var mı Nevin Hanım soru? Oradan soru var mı? Oradan yok hocam. Oradan soru yok. Evet, bazen oradan da sorular oluyor Instagram yayınımızdan. Daha önce 1,5 yıl Instagram yayını yaparken Türkiye'nin her tarafından katılanlar daha çok oluyordu ve soru sorabiliyorlardı. Salona gelince salondakiler öne geçtiği için onlar geride kaldılar. Ama arada bir onları da hatırlamamız lazım. Soru olursa oradan Nevin Hanım bize aktaracaktır. Evet, ben güzel sunumunuz ve bize yeni masal dünyalarına götürdüğünüz için teşekkür ediyorum ve bilim dünyasına götürdüğünüz için. Değerli katılımcılarımıza da katılımları için teşekkürlerimi sunuyorum. Her zamanki gibi biz bugünün hatırasına bir plaket bizi size takdim edeceğiz. Sonra da hep beraber günün fotoğrafında buluşacağız. Ben bugünkü plaketimizi Veysel Bey'in takdim etmesini istirham edeyim. Çünkü o büyük bir merakla giysiler için geldi ve sürekli katılımcılarımızdan buyurunuz efendim. Hepimizin ilgisini çeken çok güzel sorular. Daha belki soracağım bir sürü sorular var ama size nasıl ulaşabilirim bilemiyorum. Bir adresini paylaşmıştım, oradan Peki olur, teşekkür ederim.